Herkese selam değerli izleyenler, videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere trend çizimi hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Trend çizimi nasıl olur, nasıl yorumlanır ve trend çeşitleri nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Bir önceki videomuzda destek nedir, direnç nedir, nasıl çizilir, nasıl yorumlanır bunlardan bahsetmiştim ki hatta videoda canlı canlı çizmiş olduğum destekte de şöyle milimetrik olarak doğru çalıştım diyebiliriz arkadaşlar. Bu videoda dediğim gibi destek nedir, e, şey, trend nedir, nasıl çizilir bunlardan bahsedeceğim. İçeriye geçmeden önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Eğer anlatım tarzımı beğenirseniz, videonun içeriğini beğenirseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere elimden geldiğince bilgi aktarmaya çalışıyorum. Beğeniniz, desteğiniz benim en büyük motivasyonumdur diyorum. Ve trend çizimine geçiş yapıyorum. Şimdi bütün grafiği bir temizleyeyim önce. Çizimleri kaldırayım. Umarım arkadan ambulans ya da itfaiye her neyse onun sesi gelmiyordur sizlere. Şimdi trend arkadaşlar iki çeşitli trendimiz var bizim temelde. Bunlardan bir tanesi düşen trend. Bunlardan bir diğeri ise yükselen trend. <laughs> e, bunlar her türlü e, grafik çeşitlerinde olabilir. Heykin aşı olabilir. olabilir. Işte, e, çizgi grafiğinde olabilir. Mum grafiklerinde olabilir. Yani hemen hemen bütün grafik çeşitlerinde bulunabilecek şeyler. Biz daha çok mum ve çizgi kullanacağız. Trendleri bulmak için değerli izleyenler. Ve arkadaşlar. E, aynen burada geldi ve burada da şunu söylemek istiyorum. Trend çizimini kavrarsanız destek ve dirençle beraber başka hiçbir şey bilmenize gerek yok. Temel anlamda iyi yorumlama yapabilirsiniz tabii ki. Elinde sonunda para kazanmaya başlarsınız arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi genellikle trend çizgisi kullanacağız. Zaten derslerimizde bunları görmüştük. Şimdi arkadaşlar önce çizgiden anlatayım size bunları. Şimdi trend nedir biliyor musunuz? yatay eksen yani daha doğrusu e eğimli eksende şöyle bir eğim verelim hatta şunu bilgi çizgisinden yapalım mesela işte 26 derecelik bir e açıda birim yükselip düşüyorsa belli bir noktada örnek veriyorum belli bir e çizgide daha doğrusu mesela buradan böyle yükselmiş şöyle şunun kalınlığını büyütelim. Mesela şöyle buradan yükselmiş, düşmüş, yükselmiş, düşmüş. Tekrardan bir yükselme işlemi yapmış. Düşmüş. Şimdi burada şu çizgi şöyle çizebiliriz mesela. Şunu şöyle rengini farklı bir şey yapalım. Şu iki e, şeyi tepeyi birleştirebiliriz. Ya da şunu şöyle direkt tane çizgisiyle yapalım. Şunu şöyle birleştirebiliriz. Bunu böyle uzatırsak olası bir yükselişte buradan tekrardan e, şöyle bir yükseliş gerçekleşirse. Şöyle şey, fırçadan yapalım bunu. Şöyle bir yükseliş gerçekleşirse buradan tekrardan satış yeme ihtimali var. Tekrardan buradan retest alıp düşme ihtimali var. Ya da hemen size başka bir örnek göstereyim. Çizimleri kaldırayım. Mesela aynı şekilde bu dip noktasından da olabilir. Mesela dip noktası, mesela dip noktası, mesela dip noktasını yaşıyor şu an. E bunları birleştirirsek şöyle alın size bir trend. Evet birazcık yatay bir trend oldu ama sonuçta bir trend. Yani burası aynı zamanda destek. Ya da şu trend aynı zamanda direnç. Düşüş trendleri direnç olarak çalışır, yükseliş trendleri destek olarak çalışır arkadaşlar. Bunları bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Ya da mesela şurada şöylemesinde bir trend oluşmuş. Kırılımı gerçekleşirse hedef gelir demiştik mesela. Demişizdir mesela o zamanlar üyelerimize. Gelmiş olur hedef. Aynı şekilde bunu hemen şeyden yapalım. Mumdan yapalım. Bunları aynı destek dirençteki gibi fitil attığı yerlerden de yapabilirsiniz. Ya da mum kapanışları olan yerlerden de yapabilirsiniz. Çok büyük değişiklik olmaz zaten. Mesela bakın fitilleri birleştiriyorum. Birinci fitil, ikinci fitil, üçüncü fitil. Olası bir yükselişte. Yukarı doğru olası bir yükselişte arkadaşlar. Şuradan şöyle mesela. Şu çizgiden bir e, direnç yeme ihtimali var. Bunu her zaman göz önünde bulundurun. Ne yaptık? Tepe noktalarını birleştirdik. Yani gidip de tabii ki şuradan şunu birleştiremeyiz. Daha, daha doğrusu birleştiririz ama hani çok dik bir e, trend olur. Yani şöyle bir trend hiçbir zaman çok geçerli çalışmaz. Böyle biraz daha mantıklı, biraz daha e, yatay, daha doğrusu açısı düşük olan trendler daha düzgün çalışır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim sizlere. Ve tabii ki aynı olay tepe noktalarından ziyade dip noktalar için de geçerli. Mesela bunu buradan almıyorum da buradan alıyorum. Hepsini rahat rahat birleştirebilmek için. alalım mesela. Şunu bir tık şöyle aşağı çekelim. Bakın. Birinci noktamız, ikinci noktamız, üçüncü noktamız. Şimdi olası bir yükselişte, özür olası bir düşüşte şu görmüş olduğunuz çizgi bizler için destek konumunda arkadaşlar. E aynı zamanda burada da destek. Mesela i̇lk halini alalım grafiği. E şöyle. Aynı zamanda burası bizim için destek değil miydi? E bir de bunun üzerine bir trend çizelim şöyle. Şöyle bir trend çizelim. E ne oldu? Şimdi bizim için kuvvetli destek diyebileceğimiz iki tane nokta oldu, iki tane alan oldu. Bunlardan bir tanesi yükseliş trendi. Bir değeri e, buradaki destek. E ne olmuş oldu? Ha, o zaman ikisinin ortak noktası buralar. Demek ki buralar gerçekten kuvvetli destek noktaları. Yani buradan kısa vadeli alış emri gerçekleştirebiliriz. Bunu bu şekilde yapabiliriz yani arkadaşlar. Şöyle tekrardan Grafiğin son halini alalım. Gerçi geri alıp ileri aldığımız zaman tekrar ileri alamıyoruz. Burada şöyle bir şey daha söyleyeceğim sizlere. Diplerin birleştirilip çizilmiş trendine yükseliş trendi diyoruz. Yani buradan destek alıp yükselecek. Buradan destek alıp yükselecek diyoruz. Tepelerin birleştirilmiş e, trend haline de düşüş trendi diyoruz. Ve bizler için direnç konumunda çalışıyor. Şimdi rastgele bir birim açalım. Kriptoyu seçelim buradan şunu şey yapalım. İşte i̇niyorum iniyorum. Mesela rastgele şöyle seçeyim. Ne geldi karşıma? Shiba geldi. Şundan da koku oyunu açayım. Grafiği sıfırlayayım. Mesela alın size bir trend. Söylemesine bir trend gerçekleştirebiliriz. Şöyle biraz daha şunu mesela şuna, şundan da alabilirsiniz. Bundan da alabilirsiniz. Ben böyle hepsini tehdit etsin diye alttakinden aldım. Mesela bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela burada bir e, kuvvetli yükseliş trendi yok. Hemen başka bir birim seçelim. Rastgele mesela ne geldi? Waves geldi. Bunda da çok fazla yok ama mesela şöyle mesine bir düşüş trendi olmuş olabilir. Ya da mesela olası bir yükseliş senaryosu şöyle bir olabilir. Yani şu an tamamen rastgele yaptım ama mesela işte BNB diyelim. Alın. Mesela şöyle mesela bir yükseliş trendimiz var. Aynı şekilde şimdi videoyu durdurun kendiniz seçin. Ben zaten söyleyeceğim ama nereden nereye bir düşüş trendi çizmiş olabiliriz. Durdurup cevaplamasınızdır diye düşünüyorum. Umarım bir, e, anlamışsınızdır. Umarım Havra mısınızdır? Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi bir düşüş trendi var. Hatta burada bir formasyon oluştu. Formasyonlar kısmına gelince de e, onları görürüz değerli izleyenler. Şunu da şöyle birleştirelim mesela direnç çizimine. Şunu da şöyle destek alanı çizelim. Önceki videomuzda birleştirmiş oluruz. Alın size müthiş bir grafik. Şuraya da şöyle direnç çizelim. Alın size müthiş bir grafik. Şu çizgi üzerine karaladığım çizgi yükseliş trendi şu çizgi düşüş trendi destek alanımız direnç noktalarımız direnç noktalarımız değerli izleyenler trend çizimi de bu şekildeydi videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum anlatım tarzımı beğendiyseniz videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın sosyal medya platformlarımı da açıklama veya sabitlenen yorum kısımdan da ulaşabilirsiniz kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere